bir size misal vereyim. Çok gündelik yaşadığımız bir şey. Mesela yıldız kayması var. Zahirde yıldız kaymasıdır. Çabuk anlatıyorum ki çok anlatacak çok şey var. Yıldız kayması, zahirde yıldız kaymasıdır. Hakikatta recmi şeytandır. Yani karakollar var yukarıda. Hırsızlamaya, casuslamaya gelen cin ve şeytanlar var. Cinlerin kafirleri. Onlara meleklerin attığı mancınıktır. Milyarlarcasını öldürüyorlar. Orada da Ustad da diyor ki zıtların çarpışması var. Meleklerle şeytanlar, ebrarlarla ahrarlar. Yani çarpışmasını bize söylüyor. Ne demek? O semada da şeytanlarla meleklerin çarpışmasının simgeselliğidir. Recmi şeytan. Ama o alim bak şimdi. O iki alimin zıtlaşmasını, savaşını yıldız kayması gibi gözükürken meteor taşı aslında o alemin savaşının simgesidir. Ona ait bir örnek vereyim Kur'an'da. Veladiyat-ı Dabhan suresinde Allah kim? Allah hayal edin. Allah hayal edin. Ne biliyorsa. Böyle bir Allah sabah sabah akın edenlere, tozu dumana katanlara, atın altından çıkan toza ve kıvılcıma yemin ederim diyor. Ayette. Bir mana. Allah toza ve kılcıma eder mi? Etmez. Onun üzerinde o bir simgedir, dışa vuruştur. Cihat ruhunu simgeliyor. Cihat ruhunun dışa vuruşudur. Semboldur o. Yani atın koşması, tozu, duman çıkması, kıvılcım çıkması zati değil. Normal giderken, bir köyden bir köye giderken de kıvılcım da çıkar, toz da çıkar. Ama buradaki şey diyor, demek ki toz ve kıvılcım cihadın simgesidir. Kıvılcım ruhsaldır, toz eylemseldir. Kur'an iki yer, iki şeye basıyor. Atın ayağından çıkan toza ve kıvılcıma diyor. At da simgedir. Hanefi mezhebinde at eti yemek helaldir iken, savaşa simge olduğundan, sembol olduğundan ve efkar ammede mekruh kabul edildiğinden Hanefi mezhebinde İçtihat ederken, bilen bilir, içtihat ederken örf de nazara alındığından, örf de kumru eti ve at eti yemek uğursuzluğa ve kötüye yorumlandığından dolayı, bunlar haberleşmede kumru, at da savaşta alet olduğundan dolayı, örfün böyle bir anlayışına zıt bir şey yapılmaması adına, at eti ve kumru yemek mekruhtur. Tamam mı? Yani sembol ve simge, işte